Tablolarda resmedilen cehennemler. Bunlar ilginç. Bakınız. Cehennem isminin verildiği veya isminin geldiği vadi bu vadiymiş. Gehinnom vadisi. Kudüs'te, tabi bu vadi o zamanlar çok dik, uçurum olan bir vadi ve bu vadide krallar oğullarını yakarak kurban ederlermiş. Yani Yahudilerin özellikle milattan önce 7. 8. yüzyıllarda Yahuda krallığında Yahuda kralları Yahve'ye iman etmezlerdi. Komşu kabilelerin putlarına tapmaya başladılar bir ara. İşte o dönemde oğullarını özellikle de ilk oğullarını yakarak kurban ettikleri yere Go hinnam demişler veya Gehinnom demişler. Evet. Oradan kelimenin kökeni oradan. Arapça değil bu kelime. Yahudi kralların cehennem tanrısı Molek'e kurban sunma töreni. Bakınız. Onu da resmetmişler. Bu Molek pagan tanrılarından biri. İşte ona kurban sunma törenleri var burada. İlk çocuğu kurban etme geleneği geçmiş kavimlerin birçoğunda var. Mayalarda da var. Etüsklerde de var. Diğerlerinde var. Neden ilk çocuğu kurban etme? İlk oğlan çocuğunu kurban etme ritüeli Hazreti İbrahim'in gördüğü o rüya aslında bu ritüele dünyada son verme olayı. Anlatabiliyor muyum? Yani insan kurbanı etmeyin. Allah inandığınız tanrı sizden böyle bir şey istemez, beklemez. Dolayısıyla burada onu görüyoruz. Evet, cehennem tasvirlerini görüyoruz. Orta çağ kilisesinin cehennem algısı. Bakınız efendim, kazanları görüyorsunuz değil mi? Efendim, altı yanmış, yakılmış. Burada burada var. Orta çağ Hristiyan dünyasının cehennem algıları bu. Ortodoks Hristiyanların cehennem algısı burada. Gördüğünüz gibi. Evet. Yine burada İranlı bir Şii Müslümanın cehennem algısı. Tabii o zamanlar özellikle resme mesafeli olduğu için Sünnilerde böyle bir algı var fakat resmini yapamıyorlar. Onun için böyle bir algı hatta daha beteri Sünnilerde de var. Ama Şiiler resimden hiç geri kalmamışlar. Minyatür bu. Minyatürden geri kalmamışlar. Onun için o bize kadar gelmiş. Burmalı Bodhislerin cehennem algısı. İlginç değil mi? Evet. Bu da öyle. Hinduların cehennem algısı. Bu da böyle. Evet. Diğer dinlerde cehennem, mecusilik, Sinvat Köprüsü'nü geçemeyen yalancının çukuruna gider. Böyle bir inançları var. Sinvat Köprüsü dedikleri aslında Sırat Köprüsü diye geçmiş. Kuranda böyle bir şey yok, böyle bir inanç da yok. Ama maalesef mecusilikten Müslümanların kültürüne geçmiş bir inanç bu. Hindu, dini kuralı ihlal eden Naralokaya gider diyor. Budist, kötülük yapan yedi katlı yeraltı cehenneminde işkence görür diyor. Evet, budist. Hepsinin ortak yanı önce yaratıp sonra yakan bir ilah algısını pekiştirmek. Cehennem üzerinden korkutmak ve sindirmek. Evet bu çok önemli. Cehennem üzerinden korkutmak ve sindirmek. Ruhban sınıfının halk üzerindeki tahakküm ve istibdadını pekiştirmek. Bu gördüğünüz resimlerdekinin hepsi de halkın gözünü korkutmak, ruhban sınıfının tahakkümünü pekiştirmek ve önce yaratıp sonra yakan bir ilah inancını pekiştirmek için yapılmış manipülasyonlardan başka bir şey değil. Can yakıcı sorular. Müslümanların cehennem algısıyla bunların farkı ne? Bu algının oluşumunda bu dinlerin etkisine, bu algıyı Kur'an'ın maksadına arz edip düzeltsek linç yer miyiz? Evet, hadi yiyelim bak.